Evet sevgili dostlar Golva.com sponsorluğunda başladığımız videoda Fenerbahçe-Sivas maçını detaylı derinlemesine konuşacağız. Tabii Fenerbahçe-Sivas maçında her türlü şeye şimdiden hazırlıklı olun diyorlar. Nasıl her türlü şeye hazırlıklı olalım diyorsunuz? Her türlü skandala hazır olun diyorlar. Şimdi bunu konuşmadan önce şunu belirteyim arkadaşlar. Fenerbahçe'de yarın hemen hemen herkesin kendi bölgesinde oynayacağı bir maç olacak. Yani hemen hemen herkesin kendi bölgesinde oynayacağı. Sivas'ın çok ciddi önemli eksikleri var. Hani Sivas'ı böyle yakalamışken Fenerbahçe'nin değerlendirmesi lazım. Milli araya girilecek. Fenerbahçe'nin moral motivasyon olarak kendine gelmesi lazım. Hava şartları sıkıntıya sebep olmazsa inşallah Fenerbahçe'de futbol şansı yanında olsun da inşallah kazanalım. 1-0 olsun bizim olsun fikri bende hakim. Şimdi bakın o kadar kötü bir ligdeyiz ki. O kadar berbat bir ligdeyiz. Bak o kadar berbat bir ligdeyiz. Lafımı yanlış anlamayın. Şu performansta Fenerbahçe şu rezil haliyle 3. sırada ya. İnanabiliyor musunuz? Ya şu rezil haliyle Fenerbahçe 3. sırada. Son 9 maçta Fenerbahçe'nin 3 galibiyeti var. Sadece 3 galibiyeti var. Ya inanılır gibi değil arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Ha, yani ligin son 3 sırasında yer alan takımlara bakıyorsun. Rize, Malatya, Altay, Fenerbahçe'nin galibiyetleri bunlara karşı. <laughs> Ve Kadıköy'den. Artı hani Fenerbahçe bir seriyi yakalasa belki ligi ikinci tamamlayacak. hani şampiyon olamayacak o kesin de. Ee, Birçok sebepten dolayı olamayacağını biliyorsunuz. Puan farkına falan filan aldanmayın. Siz puan farkı isterse bir olsun. Fenerbahçe şampiyon olamayacak. Çünkü Ali Koç ne dedi? Biz şampiyon olacağız. Futbolun rengi sarı lacivert olacak. Daha bugüne kadar söyleyip de verip tuttuğu vaadi yok. O yüzden olamayacağız. Yanlış anlamayın. Şimdi 3 galibiyet almışsın. Rize'den, Malatya'dan, Altay'dan. Ya son 3 sıranın üstünde 2 takım var. Göztepe, Antalya. Bunlardan birer puanı zar zor almışsın. Tabi Göztepe'de inanılmaz bir pas hatası yaptık. Antalya'da topun T'sini oynamadık. Öne geçmemize rağmen e, Berke'nin hatasıyla yedik. Belki de biraz da şans yaver gitseydi oradan 4 puan daha fazladan çıkarabilirdik. Abi bir de Galatasaray galibiyetimiz var ama Galatasaray'ın durumu ortada. Galatasaray biliyorsunuz Fenerbahçeleşti. Ben onların e, bir tane popop pop, 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 ne bir şey emre var oraya da yazdım. Siz dedim hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçeleştiniz. Daha durun işte 6 ayda bir hoca göndereceksiniz. Yönetici deniz istifa edecek. Bir de 19 numara falan bir şey kurarsanız sizden alası olmaz dedim. Hani Fenerbahçe Lig'in son üç sırasındaki takımı Kadıköy'de yendi diye biz bir havaya girdik. Taraftarımız yazmış işte şampiyonluğun habercisi. Ya saçmalamayın ne şampiyonluğu. Bak aynı hesap yazmış öyle. Trabzon'u diyor hakemler şampiyon yapacak işte siyasi bir yapı var şöyle böyle bak. E, istiyorsanız hesabın adını vereyim. İşte yazmış işte şöyle yapacaklar böyle yapacaklar işte hakemlerle şampiyon yapacaklar. Bu sene oldu oldu olmadı bir daha töbe olamazlar falan filan. Arkasına da yazmış. Fenerbahçe Altay galibiyetinden sonra Sivas'ı da yener. Bir seriyi yakalarsa Galatasaray Trabzon'u yenerse Fener şampiyon olacak yazmış. Ya Fenerbahçe gidecek. deplasmanda Sivas'ı yenecek. Sonra gelecek Kadıköy'de Başakşehir'i yenecek. Bunları yaparken de iyi futbol oynayacak. Taraftarın gönlünü alacak. İşte o zaman seriyi yakalar. Bak yine şampiyonluk demiyorum. İkincilik olur. Şampiyonlar Ligi elemesine gideceksin sonuçta. Hiç belli olmaz. Bir bakarsın belki Trabzon gidemeyecek. Sen gideceksin. Değil mi? Hani hakemlerle şampiyon yapılıyor, yapılacak diyorsun. Tamam sen de normal bileğinin hakkıyla ikinci ol. Sen git onların yerine, herkese de cevap ver. Bak şampiyon yap yapılan takım gidemedi, biz gittik de al sana cevap imkanı. Hani bazı şeylere küfüre gerek yok, bazı şeylere hani e, farklı cevap vermeye gerek yok. Al sana durum bu. Şimdi Fenerbahçe karşısında Sivas'ın eksikleri. Bakın arkadaşlar eksiklere bir bakın Allah aşkına. Yani ben bu kadar eksik... Ee, biz Sivas yakalamışken Fenerbahçe'nin kesinlikle kazanması dışında hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Max Gradel milli takımda. Bence Sivas'ın yarısı. %50'si. İkinci isim Faysal Fajr milli takımda. Bence Sivas'ın %30'una da Faysal'ı ekle. Yüzde sekseni gitti takımın. Kerem Atakan cezalı son haftalarda formda bir isim. Üçüncü bir isim Jorge Felix sakat. Bakın arkadaşlar yani 80 %90 diyorum tabii oynayacak illaki bir 11 oynayacak illaki bir 11 sahaya çıkacak ama hani Fenerbahçe'yi yenebilecek Sivas'ın bence %80'i Max Gradel, Faysal Fajr, Jorge Felix de dahil edeyim hadi. yüzde yani %80'i bunlarda Jorge Felix de yok. Hakan Arslan her Fenerbahçe maçında bir tane golü asisti olan Hakan Arslan da yok. %90 etti. Fredrik Ulvestad bu arkadaşla ilgili yorum yapamam. Çok bilmiyorum. Ziya Erdal Hastaymış. Her Fenerbahçe maçında yedekten oyuna girip asist yapan ya da gol attıran Ziya Erdal. Ve Leke James sakatmış. Şimdi ben Sivas cephesindeki arkadaşlar soruyorum. Kim oynayacak? Yani Sivas'ta kim kaldı geriye? Bak böyle bir Sivas yakalamışsın. Ya şunu bunu geçin. Bak Gradel, Faysal, Jorge Felix, Hakan Arslan. Bence bu dördü sana yeter de artar. Hani bu şey demek. Ee, çok affedersiniz yanlış bir laf kullanmayayım ama hani halk arasında söyleniyor işte eşek olan eşek bile bu maçı alır falan derler ya hani. Ya Fenerbahçe futbolcularının bu maçı ne yapıp edip almaları lazım. Ha Fenerbahçe'de de eksikleri var. Doğru. Kabul. Altay Bayındır eksik. Yani geçen maç Berke'nin eksikliğinden ben hiçbir şey anlamadım. O kadar güzel oynadı ki Fenerbahçe. Altay Fenerbahçe'nin kalesine inemedi. Atilla Salahi eksik. Açıkça söyleyeyim son haftalarda tırt Atilla Salahi. Form, formdan iyice düştüm. Mert Hakan Yandaş, ben Mert Hakan Yandaş'ı zaten beğenmiyorum. Ha bir de duygusallık olurdu Sivas maçında. Ha Ferdi Kadıoğlu eksik. Evet önemli bir eksik sayılabilir. Ee, savunmada, hücumda banko joker olarak kullanabildiğim bir isim. Ee, bu eksik. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed'i zaten çok düşünmüyorsun. Ve Mesut Özil. Mesut Özil'de zaten İrfan varken Mesut oynamıyor. Mesut varken İrfan oynamıyor. Evet Fenerbahçe'nin en golcü isim diyebilirsin Mesut için şu aşamada ama Hani hiçbir etkisi tepkisi yok. Yani hiçbir etkisi tepkisi yok. Ben sadece ferdi eksikten sayarım. Yanlışınız varsa buyurun arkadaşlar. Yanlışım varsa buyurun. Şimdi Fenerbahçe Beko'da da Covid bir oyuncunun Covid-19 pozitif çıktığı açıklanmış. Yani Fenerbahçe'de bir şanssızlıklar silsilesi var. Şimdi bakın arkadaşlar. Açık ve net söylüyorum. Fenerbahçe'nin yenmemesi için hiçbir sebep yok. Yani şu isim virüstüydü bu isim değildi. Umurumda değil. Fenerbahçe'nin yenmemesi için hiçbir sebep yok. Ben Fenerbahçe'nin 1-0 olsa maçı kazanacağını düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Gelelim skandala. Bakın. Muhtemelen başta şey yazacağım. Sivas Spor Fenerbahçe maçın, maçına skandal uygulama. İnanılmaz yazacağım. Diyeceksiniz hocam nedir o uygulama? Ömer Faruk Ünal e, Türkiye Gazetesi yazarı hakem aynı zamanda bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki dün öğleden sonra 2.25 geçe e, yok bugün demiş. Yarım saat arayla 23. haftada görev alacakları yani görev alacak hakemler ve tayinler açıklanmış yarım saat arayla. Kaç tane maç oynanıyor kardeşim bizim ligimizde? 10 tane maç. 20 takım var 10 tane maç. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane hakem ismi var. Abdülkadir Bitigen, Ali, Ali Palabıyık, Arda Kardeşler, Atilla Karaoğlan, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Halil Umut Meler, Mert Güzenge, Sarper Barışsaka, Volkan Bayarsan, Yasin Kol, Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Mustafa Kürşat Filiz, Çağdaş Çaltay. 3 tane de var hakem açıklanmış. Erkan Engin akrabam değil. Normal amca oğlum da. Hakan Ceylan, Özgür Yankaya. Şimdi açıklanan listede dikkat edin. Alper Ulusoy yok. <laughs> Alper Ulusoy yok. Ama yani hakem olarak görev alabilecek hakemler bunlarken Fenerbahçe Sivas maçına Alper Ulusoy'u veriyorlar. Üstelik Alper Ulusoy daha birkaç gün önce hani Fenerbahçe'nin sıkıntı yaşadığı maç şey malum olan Trabzonspor'un maçında, Giresun maçında görev almış. Penaltı vermiş. Giresunlular bizim penaltımızı vermedi diyorlar. <laughs> yani e, çok ilginç. E, çok çok ilginç. <laughs> Ve işte penaltı tekrarlatıyor. 90 artı bilmem kaçta. Ben şunu söyleyeceğim bak. Kural eğer uygulanıyorsa kuraldır. Kim minciyi topa kaydı eli yerde destek eli penaltı verilmez. Kural böyle dedi. Okey. Dün Galatasaray maçında da yine aynısı vardı. Yani niye okey demiyorsunuz? Bu arada Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine e, beş, son 5 maçta Kasımpaşa 13 puan kazandı arkadaşlar. Sami Uğurlu'yla. Son 5 maçta 13 puan. Bak görüyor musunuz mesela ilginçliği? Aslında bu çok komik ya. Düşünsenize yani süperlikte Süper bir teknik direktör gidiyor. Ya, yardımcı teknik direktör gidiyor. İşte Beşiktaş'tan örnek alın. Kasımpaşa'dan örnek alın. Sonuç. Çok ilginç ya. Vallahi çok ilginç birlikteyiz. Kalitesiz birlikteyiz. Yani birazcık kıpırdanmayla arka arkaya 4-5 galibiyetle sıralamada çok farklı yere gelinebilecek bir ligdeyiz. Ömer Faruk Bey'in dediğine göre Alper Ulusoy sonradan eklendi diyor. <laughs> Fenerbahçe zaten hakeme bir tepki gösterdi. Bunun bir cezası olacaktı. Bu arada listeyi vereyim arkadaşlar ekranı. Siz de bakabilirsiniz yani. Alın size liste. Ha burada bir diyor ki not. Zorunlu durumlarda etap dışı kalma kriterlerine göre bu kadro dışından görevlendirme yapılabilecektir. Mesela zorunlu olay ne? İşte zorbay küçük. Cırcır cır oldu. Ne bileyim zorbay küçükün işte çocuğu oldu. Çocuğu dünyaya geldi izin aldın. İşte Covid-19 oldu falan filan diyelim. Zorbay küçüğü verecektim Fenerbahçe maçına. Veremedim. Bu sebeple diye açıklama yapabilirsin. Ya da en azından kulübe bilgilendirebilirsin. Akıllarda soru işareti kalması için. Ama ben şunu söylüyorum. İsteyen istediğini söylesin. Fenerbahçe çıkacak, maçı kazanacak. Başka hiçbir çaresi yok. Yok Mesut oynamamış, yok işte koronavirüs varmış. Umurumda değil. Bana ne? Bana ne Mesut'un oynamamasından? Bana ne kardeşim? Sahaya çıkacaksınız, oynayacaksınız. Oldu. Soğuğu bahane et, hava şartlarını bahane et. Sivas? Sivas o hava şartında oynamayacak mı? Bahane edeceksin. neyi bahane et biliyor musun kardeşim? <laughs> Max Kradeli bahane et, Faysal'ı bahane et, Kerem Atakan'ı bahane et, Jorge Felix'i bahane et, Hakan Arslan'ı bahanet, et. Leke James'i bahane et. Al sana bahane. Al sana bahane. Daha ne istiyorsunuz? Bahane budur ya. Vallahi diyorum bahane budur. Ya Mert Hakan şöyle, Mert Hakan böyle. Bana ne arkadaşım? Sahaya çıkacaklar, oynayacaklar. Lamı cimi yok. Bunları şımartmayın. Ne olur Fenerbahçe futbolcularını şımartmayın. Şımartmayın abi. Yarın çıkacaklar, oynayacaklar, kazanacaklar. Hocam hava karlı olursa, isterse deprem olsun, isterse Amerikan Başkanı Biden ölsün. Umurumda değil. Çıkacaklar, 1-0'da olsa kazanacaklar. Benim skor tahminim Fenerbahçe'nin 1-0 kazanacağı şeklinde. Hani geçen maçta hissi olarak 3-1 dedim. Ama hissi olarak, e, yani maç öncesinde de çıkan kadroya göre de söyledim. Yani bu kadronun kalitesi yüksekti. Tabii ki yarınki kadro kalitesi de önemli maçtan önce yine tahmininde bulunalım inşallah. Ama Fenerbahçe'nin ne yapıp edip kazanması lazım. Ha, Trabzon şöyle yaptı böyle yaptı. Bana ne Trabzon'dan? Şimdi arkadaşlar diyorsunuz ki siyaset şampiyon yapacak falan filan. Tamam siyaset şampiyon yapacaksın. hiçbir Trabzon'u konuşmayın o zaman. Hiç konuşmayın o zaman. Fenerbahçe'ye odaklanın. Ya zaten biz Fenerbahçe'ye odaklansak emin olun. Bak emin olun ligi en güzel sıralamada bitirebiliriz. En güzel sıralamada bitirebiliriz. Niye? Kadron belli kadron belli. Olayın belli. Anlatabiliyor muyum? Bırak sen kendi işine odaklan. Ha bizim kendi hatalarımız var mı? Var. Trabzon maçını kaybettin ondan sonra darmadağın oldun. Ha bir maçta darmadağın olmayacaktın kardeşim bir maçta. Bir maçta darmadağın olmayacaktın. Hakemle kaybettik. Ben de hakemle kaybettiğimize inanıyorum o maçı. Kesinlikle inanıyorum. Yani yer gök birleşse ben yine hakemle kaybettiğimize inanıyorum. Çünkü aynı pozisyonun hani o kimminciğinin hareketinin çok daha sertini İki defa Trabzon'da oyuncular yaptı. O statta yaptı hem de. Kart bile görmediler. Faul bile verilmedi neredeyse. Verilmedi neredeyse değil verilmedi. Faul bile verilmedi o, o pozisyonlara. E demek ki Fenerbahçe maçında değişik bir uygulama yapıldı. Yani e, durum bu. Fenerbahçe'nin ne yapıp edip arkadaşlar kazanması lazım. Ben başka maçta umurumda değil başka maçlar. Trabzon şöyle yaptı, Galatasaray böyle yaptı, Beşiktaş bana ne? Ben Fenerbahçe odaklanmış durumdayım. İnşallah Fenerbahçe maçı kazanır. Hepimizi gururlandırır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir beğeni de çok görmeyin. Görüşmek üzere.